Sevmezsin, sevmeyeceksin, sevmeyeceksin. Haydi çocuklar, uykuya. Uyku saatiniz geldi. Vay, rahmetli Adile Naşit. Ne güzel bir insandı değil mi arkadaşlar? Ben bile masalı dinliyordum. O zamanlar 25-30 yaşlardaydım. Zevkte akşam saat kaçtı ya? 7.30, 8 mi, 9.30 mu? Saati beklerdim hevesle. O masalı dinlemek için. Çünkü çocukluğumuzu masallarla pek fazla yaşayamadık. Bir dedemiz vardı. Rahmetli, mekanı cennet olsun. Hani gotik masalı anlatırdı bize. Bir de üzerine katardı. Ya işte böyle. Buradan değerli üstadım, Can Üstadım, İzzet Güner Bey Efendi'ye acil şifalar diliyorum. Tahmin edemeyeceğiniz kadar rahatsız. Onun psikolojisi üzerine moralim çok bozuk. Mutlu olmaya çalışıyorum ama durgunluk var, kırgınlık var üzerimde. Yeri yıldır onu düşünüyorum. Çünkü
Çok güzel bir insan. İnanın sana söylüyorum. Dünyada gelmiş geçmiş en güzel insanlardan. En efendi, en kibar, en beyefendi. Adam gibi adam. Keşke öyle can bir öz abim olsaydı. Benim abilerim de güzel insanlar ya. Ama bu insan dışarıdan yani. Öz abim değil. O yüzden takdir ediyorum. Bir öz abi gibi sahiplendi sağ olsun. Fikriye Hanım Efendi'yi çok çok seviyorum. O da çok değerli bir insan. Çok değerli bir kardeşimiz. Çok arkadaşı seviyorum ya. Tataroğlu olsun. Tataroğlu'nu seviyorum. Evet. Mutlu, huzurlu akşamlar arkadaşlar. Bugün çok gene garibim. Çok duygusalım. Halsizim, dermansızım. Hatta bir şey mutlu olmam gerekiyor da olamıyorum. Allah şahidim olsun. Türkiye'nin gidişatı, insanların çilesini görüyorum. Etkileniyorum. Çünkü ben hayvan değilim, insan olayım, insanım. Bir başka kardeşimin acısı beni parçalıyor. Canlarımız, köpek dostlarımız, kedi dostlarımız katlediliyor. Bakın şunu unutmayın. Göreceksiniz. Akıbetimiz çok kötü. Hem de bu belayı bize yüce yaradan verecek. Bir tane diyor, mikrop diyor. Bak bir mikrop. Bir çirkef, bir şer. Kötülük saçtığı zaman Aa, tek başına zaten değil. yapıyor. Yedi mahalleyi o belayı bulaştırırmış. O negatif enerji bulaştırırmış. Bir kişi değil. En az 250, 300 bin tane başımızda pislik var. Ve bunlar her şeye zulmediyorlar. Halka zulmediyorlar. Yani kurunun yanında yaşlar da yanacak. Bu atasözüdür. Bizler de yanacağız. Eğer bir kişi çirkefli pislik yapıyorsa Allah büyük lanet verir. Bunlar tesadüf değil, hep olmuştur. İşte Nuh'un gemisini biliyorsunuz. En sona yaradanı dahi isyan ettiriyorsunuz. Onların yüzünden biz de yanacağız. Durum çok kötü. Çok kötü. Gidişat hiç iyi değil. Kimse kendini avutmasın. Ya sağ selamet. Seçim olacak. Ya da durum çok vahim. Başımızda çok büyük belalar, musibetler dönüyor. İsterseniz inanın, isterseniz inanmayın. İnananları ben biliyorum. Aydın akıllı, zeki insanlar, iyileri gören dostlar, arkadaşlarımız var. Ama maalesef otkiller var. Memeli hayvanlar var. Koyunlar var. Bu pisliklerin, at gözlüklü kişilerin yüzünden çok büyük musibetler başımızda dolaşıyor. Güvendiğimiz siyaset adamları yetersiz kalıyor. Sessiz kalıyor. Üzerimize kim oyunu oynuyorsa Allah'ın en büyük kazalarına belalarına gelsin inşallah. Amin demeyen de şerefsizdir. Namussuzdur. Böyle bir duaya amin demek lazım. Başımıza çok büyük belalar dönüyor.